Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Ünite 4. Okuma parçasından 1-2 satır okuyup dil bilgisine geçelim. Kâne Halidun Halit idi. Halit neydi? Racülen bir adamdı. Öyle adamdı ki bu Halit Bediran. Kibirli bir adamdı. Zâ servetin zervet sahibiydi. Halit kibirli bir adamdı ve servet sahibiydi. Öyle servet ki kebiratin büyük servet sahibiydi. Yakzı'yı geçiriyordu o Halit. Vaktehu vaktini, küllehu vaktinin tamamını fillehri boş işlerde ve la'ibi ve oyunlarda geçiriyordu. Yübezziru harcıyordu malehu kendi malını fil muharramati haram işlerde harcıyordu. Ve la yufekkiru düşünmüyordu illa fi nefsihi sadece kendisini düşünüyordu. Diğer insanları düşünmüyordu. Ve kâne ehuhu aliyyun. O Halid'in Ali adında bir kardeşi vardı. Aliyyun racülen. Bir adamdı Ali. Öyle adamdı ki veri'en dindar bir adamdı Ali. Zâ hulugin ahlak sahibiydi. Öyle ahlak ki hasenin güzel ahlak sahibiydi. La yeğisu düşürmüyordu en fihi ağzından zikrullahi Allah zikrini ağzından düşürmeyen güzel ahlak sahibi olan bir adamdı. Yani la yeğisu sıfat olmakta. Ve kâne yunfigu ve o kim Ali infak ediyordu maluhu malını fil a'malil hayriyeti hayırlı amellerde hayırlı işlerde malını harcıyordu infak ediyordu ve yusaidu ve destekliyordu daiman devamlı olarak zevil hacati hacet sahibi olan yani ihtiyaç sahibi olan insanları daima desteklerdi ve fukara ve fakirleri neden olan fakirler ve hacet sahipleri minennas insanlardan insanlar içerisinde fakir olan ve ihtiyaç sahibi olanları desteklerdi, onlara yardım ederdi. Ve la yugumu illa bima yartazihi Allahu. Sadece Allah rızası olduğu şeyi, yani o şeyleri yapardı. Allah'ın rızasını gözeterek davranırdı. Böylece bir bölüm okumuş olduk. Bir numaralı soru tarzında soru olmadığından bunu atladık. İki numaralı soruya baktığımızda eş anlamlı kelimeleri bulmamızı istemişler. Eş anlamlı kelimeler nasıl bulunur? Evvela parantez arasında yer alan kelimelerin her biri sözlükten bulunur. Ardından işte 1, 2, 3, 4 diye devam eden yerlerde altı çizili olan kelimeler de sözlüklerden bulunur. Sonra hangisi birbirine yakınsa veya aynı ise onlar eş anlamlı kabul edilir. Bunların yani bu iki numaralı sorunun cevabı videonun hemen altında yer alacaktır. 3 numaralı sorunun da cevabı hemen videonun altında yer alır. 4 numaralı sorunun cevapları da videonun hemen altında yer alacaktır. Aynı şekilde 5 numarayı da videonun altında bulabilirsiniz. 6 numara açıkçası atladık. Ve 5 isim ve irabı. Konumuz yine irab. İrab önemli bir konudur. Esasen dil bilgisinde her konu önemlidir. Ama irabın yeri apayrıdır. 5 isim denilirken eb, eh, ham, fem ve zu kelimeleri kastedilmiştir. Bunlar 5 adet isimdir. Bunların irabı ele alınacak. Yani asıl konu bu. Ama bu konuya geçmeden önce biraz ön bilgi verecek kitap. Ardından bu konuya gelecektir. Öncelikle irab ne demek? İrab kelime sonlarındaki hareke veya harflerin kelimenin başına gelen amillerin değişmesi sebebiyle değişmesidir. Yani kelime sonlarındaki hareke ve harflerin değişmesine irab denir. İrab nedir? Kelime sonlarındaki hareke veya harflerin değişmesidir. Kelime sonlarındaki hareke veya harfler neden dolayı değişir? İşte kelimenin başına gelen amillerin değişmesi sebebiyle değişir. Buna örnek var sanırsam. Bakalım. Örnekler. Sonlarındaki hareke veya harflerin değişen, harfleri değişen kelimeler murettir. Yani bir muret bir de mebni vardı. Mebni sonu değişmeyen kelimeydi. Hareke veya harfi değişmiyordu.
sondaki hareke veya harf değişiyorsa ona mürebbet deniliyordu. Öğrenciyi gördüm. Ra'aytu dalibe, ca'et dalibu. Şimdi burada dalip kelimesinin son harfinin harekesinin fetha olduğu görülmekte. Hemen sağda ca'e et dalibu. Burada ise ba'da fetha var. Ne olmuştur? Sondaki hareke değişmiş. Ne demiştik? Kelime sonlarındaki hareke veya harflerin değişmesine irab denir. İşte burada fetha var. Hemen sağda ca'et dalibu zamme var. İyi de bunlar neye göre değişti? Kelimenin başına gelen amillerin değişmesi sebebiyle böyle oluyor. Örnek verelim. Ca'e bir amildir, fiildir. Fiil ne yapar? Raf eder. Tam fiil olduğundan raf etmiştir. Dalip kelimesinin sonu zammelenmiş. Ra'a da raf etmesi gerekir. Niye etmemiş? Çünkü ra'a fiili, ra'aytu, tu'yu fail almıştır. Dalibin meful olması gerekir. Bu yüzden dalip kelimesinin son harfi olan ba'da fetha vardır. Yani amillerin değişmesi dediği. Buradaki amil nedir? Fiildir. Ca'e de fiil, ra'a da fiildir. Ve görüldüğü üzere sağ cümledeki et-dalip zammeli yani merfu, sol tarafta dalip fethalı yani mensuptur. Çünkü sağdaki fail, soldaki mef'ulü bih'tir. Öğrenciye selam verdim. Selamtu ale't-dalibi. Şimdi burada ale'yi kaldırmış olsak ne olurdu? Ale'yi kaldırdık diyelim. Selemtu veya sellemtu, ben selam verdim. Selleme fiil, tu onun faili olur. Ale'yi kaldırdığımız zaman et-dalip artık cer olabilir mi? Artık cer olamaz. Şu an neden esreli bu talip kelimesi? Başında ala harfi cerri olduğu için ala'yı kaldırırsak talip kelimesinin cer olmasını gerektiren bir etken kalmaz. Dolayısıyla talip artık ne olur? Selleme fiilinin nasb etmesi sonucu fethalanacaktır. Talibe olur. Çünkü selleme meful isteyecek. Faili tu olarak almış zaten. Talibi de meful alacaktır. Buradaki yani amil ne demek? Etken demek. Etkendir. İki öğrenciyi gördüm. Ra'aytu dalibeyni ra'a fiil. Su fail olmakta. Dalibeyni mef'ul. Mef'ul olduğundan yağlı gelmiştir. Aslı neydi? Dalibani. Evet. Ca'e fiil. Fiil bir amildir. Amil olan bu fiil ne yapmıştır? Ardından gelen kelimeyi raf etmiştir. Çünkü dalibani faildir. İyi de nasıl raf etmiş? Raf hali bu kelime tesniye olduğundan elif iledir. Dalibani raf hali, dalibeyni nasb hali. Dalibeyni aynı zamanda cer halidir de. Başına bir harfi cer gelse cer olur. Aşağıda göründüğü üzere. Demek ki dalibani elifli hali, raf hali, dalibeyni elif yerine ya gelmiş. Bu onun nasb ve cer hali olur. Bu kelimelerin tesniye olduğunu nerede anladık? Sonda bir adet esre nun var. Sağında elif veya ya varsa. Ama buradaki ya dalibeyni sükunlu. Yani cem müzekkerde de dalibine olur. Onda cizim işareti açıkça gözükmemektedir. Öyle bir fark var. Esasen sonlarındaki nun silinebilir de yani duruma göre, cümlenin akışına göre nunlar olmayabilir de nunlara bağlı kalmayalım. Sonuç olarak ca fiili fail olarak alması gerekir talip kelimesini. Fail olarak alacağı için elifli almıştır. Ra'eytu ra'a fiil tu fail bu sefer. Bu yüzden dalibeynin artık mef'ul olması gerekir. Çünkü fiil ne yapar? Fiil tamsa yani nakıs değilse. Nakıs derken neyi kastettim? İşte kâne gibi değil mi? Kâne bir nakıs fiildir. Artık o fail mef'ul almaz. Konumuz o değil yani. Nakıs fiil ne olduğunu anlatayım dedim. İşte fiil tamsa. Yani kâne gibi nakıs değilse o fiil fail alır, fail almak zorunda. Meful alır mı? Meful de alır eğer fiil mutaaddi ise yani geçişli fiil ise. İşte ra'a geçişli bir fiildir. Bu yüzden tu zaten almak zorundaydı. Yani faili mecbur alacaktı. Mef'ulü de mutaaddi olduğundan aldı. Mef'uller mensuptur. Hepsi mensuptur. Başında harfi cer de gelse bu sefer mahallen mensup olur. Fark etmez. Sonuç olarak mensuptur. Dali beyni tesniyedir. Nasb hali ya iledir dedik. Burada da selleme fiil tu onun faili. Ala dali beyni meful olmakta.
Nasıl meful? Ala harfi cerdir. Dalibeyni cer etmiştir. Cer hali de ya iledir. Tıpkı nasb halinde olduğu gibi. Demek ki dalibani, katibani, nasirani, fatihani, kafirani. Yani tesneler elif ile yazılıyorsa rafali olur. Eğer bunlar da olduğu gibi ya ile olursa, örnek nasirayni, katibeyni, fatihayni, dalibeyni de olduğu gibi, hatta kalemun, kalemani, kalemeyni, değil mi? Kalemeyni de örnektir. Bu şekilde ya ile yazılmışsa hem nasb hali olur hem cer hali olur. İkisine de uygundur. Başında burada olduğu gibi harfi cer varsa artık ona cer hali deriz. Başında harfi cer yok, öyleyse ona da nasb hali deriz. Esasen harfi cer olmasa da olur. Daha bu konuyu detaylandırabiliriz ama konumuz bu değil yani. Burada kısaca İrab'a değinmek istemişler. İrab nedir? Ya hareke olur, ya harf olur, ya da hazif olur. Şimdi her birini açıklayacak. Hareke derken neyi kastetti? Zamme, fetha, kesre. Hareketen kasıt bu. Üç çeşit hareke var. Buradaki zamme, fetha, kesre tek de olabilir. Yani dali bu şeklinde tek ötre de olabilir. Elif lamlı olsaydı ca e el dali bu tek olurdu. Nekre olduğundan, yani elif lamsız bir kelime olduğundan dali bun şeklinde gelmiş. Sonuç olarak zammeden kasıt tek ötre de olabilir. Çift ötre dediğimiz tenvin de olabilir. Fetha'dan kasıt tek fetha da olabilir. Çift fetha yani tenvin de olabilir. Kesreden kasıt tek esre de olabilir. Dali bin de olduğu gibi çift esre yani tenvin de olabilir. Şu mu bu mu diye şey yapmayın, her ikisi birden. Hareketen kasıt buydu. Şimdi sıra harfe geldi. Harf neymiş? Geç harfe geçmeden önce şuna da değinelim. Lem yektubu uktubu sondaki cizim sükun işareti de nedir? Hareketsizlik olarak adlandırılmış olsa da bu da bir İrab alametidir ve hareket kategorisinde yer alır. İrab alametidir, cizim işareti. Şimdi kısaca buraya da değinebiliriz hatta. Zamme neden zamme olur? İşte ca'e fiil dalibun fail olduğundan zammeli olmuştur. Ci'e olsa, meçhul olsa yine dalibun gelir. Çünkü naibu fail de merfudur. Yani müptedalar da merfudur, haberler de merfudur. Merfu arttırabiliriz. Daliben neden fethalanmıştır? Ra'a fiil tu fail dalib onun mefulü bihi olduğundan mefuller mensuptur. Bu yüzden fetha almıştır. Selleme fiil tu fail ala harfi cer olduğundan dalib kelimesi mecrur olmuştur. Her şeyin bir nedeni vardır açıkçası Arapçada. Arapça yani bir nedenler ilmi. Fer'i irab. Fer'i asılın zıttıdır. Bir asıl vardır, bir de fer vardır. Bir asıl yol vardır, bir de patika yol vardır. O şekilde yani fer yan diyebiliriz. İkinci seviyedeki irab alametleri. İrab alametleri neymiş? Dört tanedir. Harflerden bahsediyoruz şimdi. Vav olabilir, elif olabilir, ya olabilir, nun olabilir. Harf derken şurada hareke harf demiştik ya, harekeyi anlattık, şimdi harfteyiz. Sonra hazife geçeceğiz. Harf, İrab harfleri nelerdir? Vav, elif, ya, nundur. Vav nerede olur? Cem, müzekker, salim ve 5 isimde olur. Aslında konumuz 5 isim. Oraya geçmeden biraz geniş geniş oraya doğru geliniyor. Geniş anlatım ile konuya gelecekler. Cem, müzekker, salimlerde vav olur. İşte ca, e, fiil ne lazım? Fail lazım. O zaman merfu olması gerekir failin. El müslimune merfudur. Nasıl merfudur? Vav ile. Zamme aranmaz yani bunda. Merfu demek zammeyi bulalım demek değildir. Kelimenin türüne göre değişir o. Bir kelime vardır orada zamme aranır. Bir kelime vardır orada vav aranır. Buradaki vav zamme yerine geçmektedir. Görmüş olduğumuz kelime cem-i müzekker salimdir. Nereden anladık? Kelime bir kere nedir? İsim faildir esasen. İsmi failleri biliyoruz değil mi? Bu sanırım bu Arapça 2'de vardı. İştikak diye bir bahse geçiyor olsa gerek. Müştaklar, camitler diye. El müslimune cem-i müzekker salim. Müslimun, müslimani, müslimune. Müslimun müfret, müslimani tesliye, müslimune cem-i müzekker salim olur. Cem'i derken yani çoğuldur. En az 3 kişiyi kast. Yani en az 3 kişi kastedilir. Müzekker derken Türkçe'de eril olarak ifade edilir.
Salim kelimesiyle de kurala uygun cemi, yani vav nun getirilerek elde edilen cemidir. Sondaki nun yine sizi aldatmasın, nun hasfedilebilir, silinebilir yazıdan cümlenin akışına göre. Peki buradaki yani cemiyenin zıttı nedir? Müfret olabilir değil mi? Tekil olabilir, ikil, tesniye olabilirdi. Müzekkerin zıttı yani müennes olabilirdi. Müslimatun şeklinde. Salim'in zıttı mükesser olabilir. İşte galemun, galemani, galemune diye gelmiyor. Eklem, cemi mükesser. Şeyun, şeyani, eşya, cemi mükesser. Rasulun, rasulani, rusulun, cemi mükesser. Yani vav nun ile elde edilen cemiler değil. Bunun zıttı o. İşte salim demek vav nun ile elde ediliyor demektir. Başka örnekler verelim. Ettaibune. El-abiduna, es-saihuna, er-rakiuna. Esasen bunlar okuduğum yer bir ayettir. Ben bunu böyle parça parça okudum, kelimeleri iyi anlaşılsın diye. Başka örnekler. Nasiruna, katibuna, kafiruna, müminuna. Bunlar hep cem-i müzekker salim örnekleri, yani vav'ın önüne gelmiştir. İşte cem-i müzekker salimlerde vav varsa birinki raf halidir. Vav yerine başka ne olabilir? Ya olabilir. Müslimine şeklinde. Ya olursa bu durumda da onun nasb ve cer hali olmaktadır. Ca'e ebuke. Ebuke işte beş isimden biridir. Ebun vardı. Ebuke. Vav ile yazılmıştır. Dolayısıyla raf halidir. Yani buradaki vav nedir? İrab vavıdır. Müslimune. İrab vavıdır. Elif olabilir tesniyelerde. Müslimani, katibani, kalemani, nasirani, katibani, kafirani, müminani bir sürü örnek verilebilir. Elif ile yazılmış. Buradaki elif, irab elifidir. Elif yerine ya da olabilirdi. Yukarıda geçmişti esasen bu. Talibeyni, katibeyni, kalemeyni, müslimeyni, nasirayni, katibeyni, fatihayni bir sürü örnek verilebilir. Verdiğim örnekte bunun cer ve nasb halini örnekti. Elif ile yazılırsa raf hali. Ra'aytu ebake. Ebu kelimesi eba diye yazılmıştır. Çünkü ca'e fiil ebukenun faili olmaktaydı. Ra'aytu ra'a fiil tu fail ebakenun mef'ulü olmakta. Eba mef'ul olduğundan burada elif ile yazılmıştır. Ebake. Eba, ebu, ebi üç hali vardır. Ebi olduğu zaman artık cer hali olur ya ile. Ya geldi. Beş isimden kesra. Tesni müzekker salimde fetha ve kesre yerindedir. Yani ne anlatıldı? Anladıysanız artık. Şöyle diyebiliriz. Ya örnekler üzerinde anlatalım. Nasabtu nasara fiil tu fail. Fakirayni, fakirun, fakirani, fakirayni. Bu kelime nedir? Tesniyedir. Nereden anladım? Sonunda esirli bir nun var. Sağında cezimi gördüm. Demek ki tesniye. Neyle yazılmış? Ya ile yazılmış. Sağında harfi cer var mı? Yok. Yani muzaf yok. Bir yere sıfat değil. Yani konumu ne? Mef'ul konumu. Mef'ul konumunda bu şekildeyse yani ne diyelim? Elif değil de ya ile yazılmış ise o zaman o mensuptur. Demek ki bu ya ile mensup olmakta. Tesneler. Merartu merrafil tu fail bi fakirayni. Başında bi harfi cer var. Fakirayni iki fakir demek biliyorsunuz. Merartu ben uğradım bir fakirayn iki fakire. Nasartu ben yardım ettim fakirayn iki fakire. Merart merra fiil tu fail fakirayn. Onun yine meful olmakta ama başında bi harfi cerri var. Bu yüzden buradaki ya'ya artık ne deriz? Cer yası. Yani fakirayn nedir? Mecrurdur. Niye mecrur? Başında bi harfi cerri var. Ne ile mecrur? Ya ile. Az önce ya ile mensuptu. Evet çünkü burada harfi cerri yok. Burada harfi cer olduğundan o ya artık mecrurluk yası sayılmaktadır. Ra'aytu ra'afi tu fail el müslimine meful olmakta. Ra'afi tu fail el müslimine meful. Ra'aytu ben gördüm müslimine, Müslümanları gördüm. Müslimine bu ne? Cem-i müzekker salim bir kelime. Çünkü sondaki nun esreli değil, fethalı. Sağında ya var ama yağda sükun yok. Harekesiz olarak sakin. Sellemtu selleme fiil tu fail ala müslimine. Bu da cem-i müzekker salimin cer halidir. Ala da dolayı mecrur olmuştur. Ya ile görüldüğü üzere. Selleme fiil tu fail. Sellemtu ben selam verdim ala müslimine. İki
Pardon, Müslümanlara, Müslümanlar üzerine selam verdi. Bir de nun var, İrab harfleri, harflerden bahsediyorduk. Efal-i hamsede, yani beş fiil, bunlar nelerdi acaba? Geçtiğimiz ünitelerde değinmiştik esasen. Ne demiştik? Fiil muzarinin cemi müennesleri hariç geriye kalan sonun nun ile biten her kelime. Beş fiil zamme yerindedir diyor nun. Mesela yektubani, tektubune, tektubine fark etmez. Buradaki fiiller diyor, yani beş fiil bunlar zaten. Bunların sonunda nun var mı? Var. İşte bu diyor zamme yerindedir. Yani merfudur. Neyle merfu? Sondaki nunun varlığı ile merfular. Nunları kaldırırsak ne olur? Artık merfu olmazlar. Peki ne olurlar? Hem nasb halleri olur, hem cezm halleri olur. Esasen bu konular daha önceki ünitede geçti diye hatırlıyorum. Bir de hazif var. Hazif de 3 çeşittir. Harekenin hasfi olabilir, son harfin hasfi olabilir, nunun hasfi olabilir. Nunun hasfi esasen şimdi değindik. Sondaki nunlar olmazsa ne olur dedik. Harekenin hasfi ne demiş? Lem mektubu aslında neydi? Yektub ketebe mazi. Yektubu muzariydi. Yektubu ba'da zamme var. Başına lem geldi. Lem yektubu oldu değil mi? Ba'daki zamme kayboldu. Yerine cezim geldi. Uktub emri hazır. Liyektub, la tektub. Yani sonlarındaki yektubu kelimesi asıldır. Yektubunun başına lem gelmiş. Uktub emri hazır kalıbı. Burada li gelmiş. Burada la gelmiş. Bunlar ne yapmış? Sondaki harekeyi hasfetmişler. Ba'da zamme vardı. Onlar gitmiş. Yerine sükun gelmiş. Böylece harekenin hazfi meydana gelmiş. Hazif silmek, yok etmek demek. Bulunmamak demek. Ba'daki zamme bulunmuyor artık. Silinmiş. Son harfin hasfi, son harfin silinmesi demektir. Lem yer mi. Rama mazi. Yer mi muzari olmakta. Yer mi'nin sonunda ne vardı? Ya harfi vardı. Lem yer mi. Sondaki ya düştü. Niye düştü? Çünkü son harfi illetli olan fiilin cezm hali o illet harfinin düşmesiyledir. Son harfin düşmesi onun cezm halidir. Bu yüzden hep cezim hallerinde düşmüş. Lem gelmiş, cezmetmiş, düşürmüş. Lem yed'u, da'a yed'u. Sonda vav vardı. Lem gelmiş, vavu düşürmüş. Ud'u emri hazır, irmi emri hazır. Bunlarda da ya ve vav harfleri düşmüştür. Nun'un hasfi var bir de. Değindik. İşte yektubani tesniye idi bu. Lem geldi, cezmetti. Cezm hali nedir? Tesniye muzarinin cezm hali. Sondaki nun'un düşmesidir. Tabi tek tesniye muzari değil. Muzarilerin yani efhali hamsede cezm hali nunun düşmesiyle olur. O yüzden bunlar hep düşmüştür. Lem tektubi aslında neydi? Lemi kaldır tektubine. Lemi kaldır tektubune. Her üç şekliyle de hazif fiillere ait bir irab alametidir. İsimlerde yoktur diyor. Harekelerle irab edilen kelimeler nelerdir? Şimdi az önce anlattığı şeyleri biraz daha detaylı anlatacak. Esasen bunlar bildiğimiz şeyler. Daha önce anlattığımı düşünüyorum ya da birinci sınıflarda anlattım. Bir müfret isimler. Bir kelime müfret ise, yani müfret bir isimden bahsediyorsak, bunun raf hali zamme ile, nasb hali fetha ile, cer hali esre ile olur. Zamme derken neyi kastettim? Tek olabilir, çift zamme olabilir. Yani temin olabilir. Fetha için de bu geçerli, esre için de bu geçerli. Nüfet isimler ne kastedilmiş? Eril olsun, dişil olsun fark etmez. Bir tek varlığı gösteriyorsa. İşte racülün bir adam demek. Racülâni olsa tesniye olacaktı. Rical olsa cemi olacaktı. Onlar konumuz değil, nüfet olacak. Başka bir örnek kelime vermişim, vermemiş. Yani örnek verilebilir. Ne verilebilir? Seyyaratun, bir araba. İşte nafizetün bir pencere, beytün bir ev, imraetün bir kadın. Bu tür yani müfet olan isimler raf hali, zamme, nasb hali, fetha, cer hali, esri. Bunu bilirseniz bunların hepsini bildiğiniz demektir. Mükesser isimlerde de durum aynıdır arkadaşlar. Az öncekini anladıysanız birebir aynı. Örnek var burada, hemen bir örnek üzerinde duralım. Bir kere mükesser cemiler yani kırık çoğullar. Cemi mükesser ve kırık çoğul eş anlamlı. Diğer ismi cemi teksir. Cumu'u teksir olarak Arap sitelerinde yer alır bu.
Tekil isminin yapısı bozularak, kırılarak yapılan kuralsız çoğul türüdür. Tekil ismin yapısı bozuluyor. Yapısı bozulması demek, vav ve nun eklenerek elde edilmeyen cemiler. Normalde neydi? Dalibun, bir öğrenci. Sonuna vav nun getir. Dalibune. Ne oldu? Cem müzeker salim oldu. Müslimun, bir Müslüman. Sonuna vav nun getir. Müslimune. Bu nedir? Cem müzeker salim. Normalde cemi böyle elde edilir. Ama o şekilde değil. Değişiklikler yaparak elde ediliyorsa bir cemi, ona artık cemi mükesser deriz. Kırık çoğul deriz. Ca'e geldi. Kim? Ricalun, bir adam geldi. Sonunda vavnun var mı? Hayır. İşte bu yüzden cemi mükesserdir. Cemi mükesserler nereden bileceğim ben? Bunun bilmenin bir yolu yok aslında. Yani ne diyebiliriz? Sürekli metin okuyarak, karşılaşarak, araştırma yaparak, sözlük çalışması yaparak bilinebilir. Yoksa bilmenin bir yolu yoktur. Ca'e geldi. Ricalun, adamlar geldi. Buradaki rical kelimesi merfu mu? Merfu. Neyle merfu? Zamme ile merfu. Niye merfu? Çünkü fail. Niye fail? Çünkü tam fiiller fail ister. Buradaki fail de bu olmalıdır. Çünkü cümlede başka bir kelime yok ki, başka kelime olabilir gibi düşünelim. Oysa ra'aytu ricalen'e baktığımız zaman ra'a fiil, tu fail, ricalen meful olmakta bu durumda. Bu yüzden mensup da merfu değil. Peki burada bir ra'a fiili var, bir tane tu var, bir tane rical var. Ra'aya niye rical kelimesini fail yapmadık da tu'yu yaptık? Tu'yu ben meful yapmak istiyorum desek olur mu? Olmaz. Bu zamirlerle ilgili. Zamirlere dair biraz bilgimiz varsa tu'nun fail olması gerektiğini, yani bunun mecburi olduğunu biliriz. Dolayısıyla ricale meful olması gerektiğini de mecburen bilmiş oluruz bu durumda. Mefuller mensuptur. Bunu da bildiğimizden buna fethayı rahatlıkla verebiliriz. Yani bunun harekesi olduğunu düşünürsek harekeleri bu şekilde verebilirdik. Şimdi merartu bir ricalin harekesi olduğunu düşünelim. Merartu bir ricalin. Nasıl olur bu şimdi? Merra, merartu, merarna. Merartu fiil mazi, nefs-i mütekellim vahdeh olmakta. Tu faildir. Az önce bahsettiğim zamirlere dair bilgimiz varsa tu'nun fail olacağını biliriz. Ardından bir rical kelimesi geliyor. Ba harfi cer olduğundan sonunun mecrur olacağı kesin. Rical kelimesinde cem mükesser olduğunu biliyorsak ra'nın ve cimin harekesini de biliriz yani. Bir ricali. Burada anlatılmak istenen şey, rical cemi mükesserdir. Burada zammelenmiş çünkü fail. Merartu ricalen, rical kelimesi cemi mükesserdir. Fethalanmış. Neresi fethalandı? Son harften bahsediyoruz. İrab son harflerle ilgilidir. Ricalen fethalanmış, ricalin esrelenmiş. Neden? Başındaki amillerden dolayı. Ca'e fail istediğinden merfu yaptı rical kelimesi. Buradaki ra'a meful istiyordu çünkü faili vardı. Meful istediğinden nasb etti ricali. Buradaki merra fiili de tu'yu fail aldı. Artık ona bir meful lazım. Nasb etmek istedi ama ba harfi ceri bunu engelledi ve ona esreyi verdi. Durum bu şekilde. Cem-i müennes salim nedir? İşte merartu bir dalibati de olduğu gibi kelimenin sonu açık bir ta ve de sağında dik bir elif var. Bu şekilde biten her kelimeye cem-i müennes salim deyiniz. Merartu bir dalibati. Dalibati başka örnek. Müslimatun ve Müslimatun. Mim çeken eli sonunda açık t var. Müslimatun, nasiratun, katibatun. Hep bu şekilde olur. Sağdan açıklayalım. Ca'et fiil ne lazım? Fail lazım. Bu yüzden et dalibatu merfu olmuştur. Ra'eytu ra'a fiil tu fail artık biliyorsunuz. Tu'lar fail olur. Dolayısıyla ne lazım bu ra'a fiiline? Meful lazım artık. Fail almış. Öyleyse dalibat meful olmalı. Meful nasb olması gerekir. Bunu da biliyorsunuz. Nasb hali neymiş? Esre. Cem-i müennes salimler asla fetha almazlar. Ya zamme alacak ya esre alacak. Merartu merra fiil tu fail. Ne lazım? Meful lazım ama meful nasb olması lazım. Ba harfi cerri gelmiş. Artık bu nedir? Lafzan mecurdur ama mahallen mensup olur. Talibatinin cer hali de esridir. Yani diyebiliriz ki cem-i müennes salimlerin raf hali zamme, nasb ve cer hali esredir. Bu bilgiyi bilmeniz tamamını bilmeniz demektir. Hepsini artık biliyorsunuz.
Cem'i önüne sahiplerin raf hali, zamme, nasb hali, fetha, cerha, pardon, nasb hali, esre, cer hali, gene esre. Demek ki raf hali zamme, nasb ve cer hali esredir. Cezm hali olur mu? Olmaz. Çünkü bunlar isimlerle ilgili. Muzari fiil. Fiilin muzarın irabı aslında geçti diye hatırlıyorum ama tekrar denilmiş. Mebni olan cem'i önüne sıgaları yani yef'alne, tef'alne. Bunlar cem'i müenneslerdi. İşte bunlar ile efali hamset dışındaki muzari fiil hareke ile irap alır. Yani sonundan nun olmayan her fiil hareke ile irap alır demek istemiş. Yektubu sonunda zamme var. Niye? Çünkü başında bir etken yok. Ne bileyim başında en, lem, len gibi hiçbir şey yok. Nasbeden var mı? Yok. Cezmeden var mı? Yok. Dolayısıyla mevfu olması gerekir. En yektubu artık bir nasbedeni var. Bu yüzden fiilin muzarının son harfi fethalanmıştır. Lem mektubu başında lem yani cezmedici var. Bu yüzden sonu cezm olmuştur. Görüldüğü üzere amillerin değişmesi neticesiyle irap da değişmiştir. Yani değişen şeye artık irap denilmektir. Esasen yektubu ba neden zammedi? Burada amili manevi var derler başında. Yani gizli bir amil vardır. Bu yüzden yektubu merfu olmuştur. Bu gizli amil nerede olur? Yani konumuz fiil olduğu için fiil ile ilgili olanı sadece anlatalım. Fiil muzdarının başında cezmeden ve nasbeden bir şey yoksa bu durumda fiil muzdarı merfu olmak zorundadır. İşte onu merfu yapan şey amili manevidir. Amil manevi başında nasb ve cezmeden olmayan her muzdarın başında olur. Yektubu, ne bileyim, yeftahu mesela. Fetaha yeftahu. Neden yeftahu merfudur? Başında amili manevi var. Gizli amil. Ama başına lem getirsek artık o amili manevi yok olur gider. Harflerle irap edilen kelimeler, tesniye isimler harfler ile irap alırlar. Tesniye isimlerde elif varsa bil ki raf hali. Ya varsa hem nasb hem de cer hali olur. İşte cae fiil validani raf halidir. Neden? Çünkü cae fiildir artık fail isteyecektir. Faildir. Bu olmak zorunda. Fail merfu olur. Bu yüzden validani diye geldi. Valideyni diye gelemedi. Niye gelemedi? Çünkü fail lazım. Failler merfudur. Bu kelime tesniye mi? Tesniye. Öyleyse merfu yapmak zorundayız. Bunun merfuluğu ne ile? Elif ile. Niye? Çünkü tesniye. Her şey birbirine bağlı. Yani irab tamamıyla bir nedenler konusu, ne bileyim, bir silsile var, her şeyin bir sebebi var. Ra'itu, ra'fil, tu, fail artık bunu herkes biliyor. Ne lazım? Meful lazım. Mefuller mensuptur. Kelime ne? Tesniye. Tesniyelerin nasb hali ne ile? Ya ile. O zaman valideyni. Sellentü, selleme, fiil, tu, fail, ala, harfi cer. Harfi cer ne yapar? Cer yapar. Kelime ne? Tesniye. Tesniyenin cer hali ne idi? Ya idi. Öyleyse valideyni doğrudur. Yani bu yanlış da olabilirdi. İnceledik tek tek. Cem Müzekker Salem'in irabı. Vav varsa raf hali, ya varsa ne olur? Hem nasb hem de cer hali olur. Demek ki vav varsa raf, vav yerine ya varsa nasb ve cer hali. Örnek, cae fiil. Tam fiiller ne alırdı? Fail alırdı. Failler merfudur. Kelime ne? Cem-i Müzekker Salim. Cem-i Müzekker Salim'in raf hali ne? Vav. Öyleyse Müslimun'a doğru yazılmış. Çünkü vavlı. Ra'eytu, ra'afi, tu, fail. Ne lazım? Mef'ul lazım. Mef'ul nedir? Mensuptur. Nasb halindedir. Yani mensup, nasb aynı şey. Müslimine Cem Müzekker Salim olan bir kelime. Nasb hali ne ileymiş? Ya ile. Bunu ezberleyeceğiz yani. Sellemtu, selleme fiil, tu fail. Ala harfi cer olduğundan mecrur yapmalı kelimeyi. El Müslimine. Doğru mu yazılmış? Evet. Neden? Cem Müzekker Salim'dir. Onun da irabı cer halinde ya iledir. Efal hamse 5 fiil. Bunları geçmiştik. Muzari fiilin sonunda nun bulunan muğreb sıgalardır. Muğreb mebninin zıttı. Yani sonu değişken manasına geliyor muğreb. Yektubani, yektubune, tektubani. Sonunda nun harfi varsa efal hamsenin demiş. İrabu nun harfiyle olur. Öncelikle bunu bilelim. Zamme yerine nunun sabit kalmasıyla merfu, fetha yerine nunun hasfedilmesiyle mensup, cezm yerine yine nunun hasfedilmesiyle mecrur dese de mezum demeliydi.
bir problem var burada. Yazım hatası, basım hatası falan diyebiliriz. Şimdi yektubani sonunda nun var mı? Var. Öyleyse nedir? Merfudur. Nunu kaldırırsak hem mensup hem meczum. Peki mensup mu meczum mu hangisi? Başında nasb eden varsa bu durumda mensup deriz. Cezmeden varsa bu durumda meczum deriz. Ama unutmayalım, nun varsa merfudur. Nun yoksa mensup veya meczum olur. Ayrıntı bilgi muzdarifi konusu demiş. Esma-i Hamse 5 isim. Esasen konumuza anca geldi. Buraya kadar hep farklı, çok yakın konulara değindim. Efali Hamse'nin irabı kolaydır. Raf halinde vav, nasb halinde fetha, cer halinde yağ. Zor değil. Vav varsa bir iki merfu, elif varsa mensup, ya varsa mecrur. Harflerle irab edilen isimlerden küçük bir grup vardır. Bunlara da 5 isim adı verilir. Bu 5 isim şunlardır. Zü, sahip manasına gelir. Zü aklin, akıl sahibi. Femun, ağız. Hamun, kayınpeder. Ehun, erkek kardeş. Ebun, baba manasına geliyor. Ama unutmayalım, bunların bu irabı, yani raf halinde vav, nasb halinde elif, cer halinde ya ile irab alabilmesinin şartları var. 1. Bu kelimeler müfret olmalı, yani teslim cemi olmayacak. Mütekellim yasının dışında herhangi bir isme veya zamire muzaf olmalılar. Musagar olmamalılar, yani ismi tasgir dediğimiz kalıpta olmayacaklar. Bunların her biri aşağıda gelecek. Bu şartları taşıyan 5 ismin raf hali vav, nasb hali elif, cer hali ise ya ile olmaktadır. Raf haline örnekler. Raca'ya döndü. Ebuke senin baban. Nereden? Minel ameli işten. Senin baban işten döndü diyor. Şimdi burada ne oldu da ne olmadı bakalım. Raca'ya fiil. Evet. Fiiller ne alırdı? Fail alırdı. Faillerin irab durumu neydi? Merfu idi. Öyleyse eb kelimesinin merfu yazılması gerekir. Merfu hali ne ile? Vav ile. Bu yüzden eb kelimesinden sonra vav getirilmiş. Ebu olmuştur. Peki şartlar tutuyor mu? Müfret olmalı. Evet, ebu müfrettir. Mütekellim yasının dışındaki bir isme veya zamiri. Evet, burada ke mütekellim zamiri değildir. Mustagar olmamalı, ismi tasvir değil, doğru. İsmi tasvir olması farklı bir kalıba girmesi demek. Ebu, eba, ebi şeklinde olmayacak. Farklı bir kalıba girecek demektir. Bu aşağıda gelecek. Satara yolculuk etti. Gitti. Ehuhu onun kardeşi nereye gitti? İle Ankara'ta, Ankara'ya gitti. Ankara burada gayrı müsarif olduğundan illa harfi cerri onun mecbur yapmamış. Enkarati olmamıştır. Dikkatinizi çekmişse açıklayayım dedim. Şimdi safara fiil. Fiile ne lazım? Fail lazım. Öyleyse ehu kelimesinin fail olması lazım. Evet, vav'ı almış. Faildir, merfudur. Peki şartlar tutuyorum. Müfret mi? Müfret olduğu zaten ortada. Ehu kelimesinin hepsi müfrettir. Ebu kelimesinin hepsi müfrettir. Mütekellim yasının dışında evet hu zamirine muzaf olmuştur. Mustagar değildir. Mustagar belirli kalıplar. Birazdan gelecek onlar. Dolayısıyla ehu vav ile merfudur. Ebu vav ile merfudur. Ve bunlar faildir. Lafuzza fuke. Lafuzza dert görmesin. Fuke senin ağzın. Fu şimdi lafuzza dert görmesin ne? Ne dert görmesin? Fail lazım. Fu kesenin lazım. Fu vav ile yazılmıştır. Yani yukarıda femun diye geçmiş olsa da unutmayalım. Femun sondaki mim bazen gider ve fu diye de yazılabilir. Fu. Fu. Fa. Fi. Mütekellim yasının dışında evet kafa muzaf olmuştur. Muzaf olduğunu nereden anlıyorum? Bu kelimelerden sonra bir zamir veya isim geldiyse bilin ki muzaftır zaten. Özel bir şey aramanıza gerek yok. Ama irabı tabi dikkat etmek gerekiyor. Aşağıda gelecektir onlarda. Hamuhu. Hamu direkt muzaftır. Neye muzaf? Bir zamire. Musagar mı hamu? Değil. Mütekelim aslında muzaf yok. Zamire muzaf. Tesniye cemi mi? Hayır, müfret. Zül edebi.
Edep sahibi ne olur? Mahbubun sevilir. Zü yine vav ile yazılmış. Neden? Burada çünkü zü, zül edebi, yani zü mübtedadır. Burada da hamu neydi? Mübtedadır. Hamuhu onun kayınpederi nedir? Ganiyün zengindir. Yani merfuluk hem failde olabilir hem mübteda haberde olabilir. Naibu failde olabilir. Diğerler de aynı şekilde. Devam edelim. Beş isim tasdir vezinde olmadığını, müfet olarak mütekellim yazısının dışında bir zamire veya isme muzaaf olduğunu gördük. Beş isim örnek cümlelerde ref konumunda bulunduğu için vav ile merfu, birinci ve ikinci cümlede fail, üçüncü cümlede naibu fail, 4, 5, 6 ve 7. cümlelerde mübteda, diğerinde de kâninin ismi olarak gelmiş. Zü sadece isme muzaaf olabilir. Diğerleri hem isme hem de zamire muzaaf olabilir. Bunu bilelim. Zü'nün bir ayrıcalığı var. Sadece isme muzaaf oluyor. Dışındakiler isme veya zamire. Ağız anlamına gelen fu ayrıca mim harfiyle de kullanılmaktadır. Femun, mim de gelebilir, gelmeyebilir de. Mim ile kullanıldığında muzaaf dahi olsa İrabı artık hareke ile olur. Harfle değil yani. Ne demek bu? Femun şeklinde kullanacaksak diyor. Bizim bahsettiğimiz vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur bu irabı artık alamaz. Mimsiz ise alır. Fu, fa, fi. Ama mim geldiyse artık fe, mihi, fe, muhu, fe, mehu şeklinde hareke ile alır gördüğünüz üzere. Arapça çevirin denilmiş. Ya çevirmesek ne olur? Böyle bir şık mık yok. Dolayısıyla böyle bir soru yok. 5 ismin nasb haline şimdi değinelim. Az önce raf haline değinildi. İşin kolayı var yani. İşin özeti nedir? İşin özeti şuradaki 3 maddeyi ezbere bileceğiz. İlave olarak bir de şu satırı bileceğiz. Yani şunları bilmemiz bize yeterli. Şu an kaç satır var? 4 satır var. Müfret olmamalı, mütekellim yasının dışındaki bir isme veya zamire muzaf olmalı, musavver olmamalı. İşte bu şartları taşıyan 5 isimin raf hali vav, nasb hali elif, cer hali ya ile olmaktadır. Bu bilgiyi bilmek demek, bu üniteyi en azından 5 isim ünitesini anlamak demektir. Ebu, eba, ebu derken vav ile eba olur nasb hali, feta ile yazılır. Ebi, ya ile cer hali. Eb kelimesi böyle. Zü kelimesi işte vav ile yazılmış. Zü, elif ile yazabiliriz. Vav yerine elifi getir. Za olur değil mi artık? Zammesi gider yani. Za olur. Bu za, zel, peltek harfte niye zamme var? Önünde vav olduğu için. Elif gelirse oradaki zamme fetalanacaktır. Vav yerine ya getirirsek artık bu peltek z'de ne olur? Esre olur. Zi demek ki zu, za, zi. Üç hali vardır. Femun, mimi atarsak sadece fu kalırsa fu, fa, fi. Üç hali. Raf, nasb, cer. Hamun, hamu, hami, hama. Ehun, ehu, eha, ehi. Yani vav getir, ya getir, elif getir. Üç halini getirebilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Zü, za, zi. Fa, fu, fi. Hamu, hama, hami. Ehu, eha, ehi. Ebu, eba, ebi. Bunları diyebiliyorsak, şunları biliyorsak iş bitmiştir. Nasb haline örnek. Ebi yen'uke hamake. Görüldüğü üzere mimden sonra elif getirilmiş. Hama niye böyle olmuş? Çünkü artık nasb halidir. Ebi benim babam yen'u çağırıyor hamake senin kayınpederini. Şartlar tutmuş yani ona da dikkat edelim. Diğerler de aynı şekilde. Nasb hali ne ile? Elif ile. Burada bulalım o kelimeyi. İşte fahu. Fa. Ne demiştik? Fu idi. Fa diye gelmiş. Çünkü nasb hali elif iledir. O yüzden bu şekilde oldu. 3 numaralıya baktığımız zaman burada görebilecek miyiz? Za diye gelmiş. Ati zel hakka. Bu neydi eskiden? Yani raf halinde zu idi. Nasb hali za oldu. Birazdan cer haline ineceğiz kitabın. Orada da zi diye gelecek. Değişen bir şey. Sadece harf. Eba, ebu, eba diye gelmiş. Eha, ehu, eha diye gelmiş. Aşağıdaki cümlede 5 ismi tespit ederek İrab alametini söyleyiniz. Sıra sizde. 2'yi geçtik mi ki? Ha, nasb hali buymuş, sıra sizde 1.
Burada ne var? İlahhametlerini söyleyiniz. Sıra sizde iki yazdığı için bunun cevapları vardır muhtemelen. Biz bir tanesine bakalım. 5 ismi tespit et öncelikle. Bul nerede? İhterim hamake buldum. İrab alametini söyle. Nasb halinde çünkü fethası var. Kâne ehî. Buradaki ehî benim kardeşim demek. Mütekellim yazısı var burada. Bu yüzden kelimesi ehu, eha, ehî diye vav, elif ve ya ile belirtmiş olduğumuz irabı alamıyor. Şartlar tutmadı. Çünkü mütekellim yasına muzaftır. Za ise aradığımız 5 isimden birisidir. Ve elif aldığına göre mensuptur. Kâne Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Eba Fatımete. Eba görüldüğü üzere fetha almıştır, mensuptur. İnne faha, evet, burada da fa elif ile mensup durumdadır. Za elif ile mensuptur. Ehake de eha elif ile mensuptur. Üç ismin cer hali. Cer hallerinde ne alıyorlardı? Ya alıyorlardı. Femi benim ağzımda vardır. Femun sayılıyor mu beş isimden? Sayılmıyor. Femu, fema, femi değil. Fu, fa, fi olmalıydı. Sondaki mim ile değil. Aynı zamanda sonda ne var? Mütekellim yası var. Mütekellim yası konuşan kişiyi belirtir. Mesela kalemun bir kalem. Kalemi benim kalemim. Uzatan bir ya yani. Ve ma kabli yani bir önceki harf esreli. Femi örnek. Kalemi benim kalemim. Seyyaratun bir taksi. Seyyara ti benim taksim, benim arabam, benim aracım. İşte başka örnekte verilebilir tabi. Sonuç olarak anlaşılması gereken şey bir tane ya düşünüyoruz. Bu yağda hareke yok. Ve bir önceki harf esreli. Buna mütekellim yası adı verilmekte. Men fi fihi. Men fi fihi. Buradaki fi mecrur konumda. Yani birinci fi değil. İkinci fi az manasındadır. Ve cer halindedir. Görüldüğü üzere ya ile yazılmıştır. Niye cer halinde? Başında fi harfi cerri var. Diğerleri de aynı şekilde ye ile yazılmıştır. Dolayısıyla onlar da mecrurdur. Bir tane örnek bulalım. Ehsin ila ummike ve ebike. Annene iyilik et ve babana iyilik et. Ebi ya ile yazılmıştır. Görüyorsunuz. Eb'den sonra ya gelmiştir. Küllü bintin bi ebi yine mecrur konumda ebi kelimesi. İbtaid an işte zi ya ile yazılmıştır. Mecrurdur. Her biri aynı şekilde. Fu isminin cer halini harfi cer olan fi ile karıştırmamak gerekir. Evet. Fi bir harfi cerdir. Fu, fa, fi bizim ağız manasında kullandığımız. Fu da aynen fi diye yazılabilir. Yukarıdaki birinci cümleyi dikkatlice inceleyin. Bu cümleden benden sonra gelen fi harfi cerdir. Daha sonra gelen hu zamiri muzaf olan fi ise ağız anlamında 5 isimden birisidir. Sonuç olarak fi ağız, fi harfi cer. İkisinin de yazılışı aynı olabilmektedir. Dikkat edin diyor. 5 isimin veya 5 ismin isim veya zamire muzaf olmadan kullanılması. Hani şartlar vardı zamire veya isme muzaf olmalı diye. Olmadığı halini de görelim de anlayalım diyorlar. 5 isim bir zamir veya isme muzaf olmadan kullanılırsa diğer isimlerde olduğu gibi artık harekelerle irab alacaktır. Çok önemli. Raf halleri zamme, nasb halleri fetha, cer halleri ise kesre alır. Anlaşıldı mı? Yani bu yukarıda 3 madde vardı, 3 tane şart vardı. O şartlar tutmazsa irabı nasıl alırlar? Artık harfleriyle almazlar. Bildiğimiz standart. Raf hali, zamme, nasb hali, fetha, cer hali, kesre olur. Bu özel durumları, vav, elif, ya durumları iptal olur. Baba çocuklarına okula geç kalmayın dedi. Galel ebu li evladihi. Buradaki eb kelimesi muzaf mı? Değil. Neden değil? Çünkü el ebu'dan sonra muzaf ileyh yok. Li harfi cerri var. Li harfi cer evlat onun mecruru konumunda. Eb kelimesi muzaf olmadığından o belirttiğimiz irabı alamıyor. Yani raf halini vav ile alamıyor.
Yani gale fiil ne lazım? Fail lazım. Ev kelimesi vav ile merfu olmak isterdi ama muzaaf olamadığından bu olamadı. Bu durumda ev kelimesi bahsettiğimiz standart ref hali zamme ile olmuştur. Fail olduğu için zamme ile merfu. Ente hamun ganiyyun. Burada da ham kelimesi kayınpeder manasındaydı. Muzaaf mı değil. Dolayısıyla merfuluk durumunu vav ile değil zamme ile almıştır. Rubbe ahin. Burada ah kelimesi muzaafın ileyh olmuş. Muzaaflığı iptal olmuş. Muzaf değil yani. Buradaki hamun kelimesinin muzaf olmadığını nereden anlarız? Hamun ötre almıştır. Yani ötre demeyeyim de tenvin almıştır. Tenvin alan kelimeler muzaf olamaz. Muzaf olmadığını oradan direkt anlayabilirsiniz. Aynı zamanda ardından gelen gani kelimesinin de ötreli oluşu muzaf ileyh olmadığını gösterir. Madem ki bu muzaf ileyh değil, öyleyse sağındaki de muzaf değil. Yani sonuç olarak ham kelimesinin muzaf olmadığına dair iki adet belirti söz konusu. Bir, kendisi bir kere tenvinli. Tenvinli kelimeler muzaf olmaz. Bu bize yeterli esasen. Ama ben ekstra bir şey daha görmek istiyorum diyenler şunu da görebilir. Gani kelimesi de mecrur değil. Çünkü muzaf ne yapar? Cer ameli yapar. Gani cer mi? Değil. Zamme almıştır, ötelenmiştir. Rubbe ahin. Ah kelimesi muzaf olabilir mi? Olamaz çünkü teminli. 5 ismin mütekellim yasına muzaf olması. Şartlardan biri de buydu. Ya mütekellim yasına muzaf olmayacaklardı. Peki olurlarsa ne olur? Önce bir ön bilgi okuyalım. 5 isim mütekellim yasına muzaf olursa takdiri harekelerle irab alırlar. İrab artık takdiri olur. Bu durumda irab alametleri açıkça görülmez. Yani takdiri ne demek? Görünmeyen demek, gizli manasına geliyoruz zaten. Mütekellim yasına muzaf olan tüm isimlerin son harekesi daima kesre olur. Mütekellim yasına muzaf olan bir isim fail konumunda dahi bulunsa harekesi kesre olmaktan kurtulamaz. Ca'e geldi. Fiil. Kim geldi? Ehi, benim kardeşim geldi. Bu nedir? Eh faildir. Nasıl fail? Niye ehu şeklinde zammeli değil? İşte bu yüzden değil. Mütekellim yasına muzaf olan kelimeler fail dahi olsa kesre almaktan kurtulamazlar denilmiş. Ra'aytu ra'afi tu fail. Ehi mef'ul. Nasıl mef'ul? Niye esreli? Denilemez. Mütekellim yasına muzaf olduğunda böyle olur. Ama artık irapları nasıl olacaktır? Nerede yazıyordu? Takdiri harekeler ile irap alırlar. Üçüncü örneğe baktığımızda merra fiil tu fail bi ahi bi harf cerinden dolayı ahi mecrur olmalıdır. Şimdi burada dikkat çeken şey ne denilmişti? Takdiri harekelerle irab alır. Nokta bu yani. Önemli nokta bu. Takdiri gözde görünmeyen, varsayılan, var olduğu iddia edilen. Ca'e fiildir. Fail lazım. Ahi nedir? Faildir. Nasıl fail? Takdiren merfu ah kelimesi. Takdiren merfu şu demek. Ha'nın üzerinde bu fail mi? Evet, öyleyse zamme var ha'nın üzerinde. Zamme var mı? Ben göremiyorum. Var olduğu yani sayılıyor. Yani var sayılıyor. Takdir ediliyor. Görünmüyor ama var olduğu kabul ediliyor. Çünkü faildir yani. Mefru olsaydı feta takdir ederdik. İşte burada olduğu gibi. Rafi tu fail ehi mefur olduğundan ha harfi üzerine fetha takdir ettik. Merartu merrafi tu fail bi ehi mef'ul ama bi harfi cerri olduğundan ehi kelimesine gelip fetha takdir edemeyiz yani. Zaten mecrur olması gerekirdi. Dolayısıyla ehi kelimesine este takdir edilebilir. Bu durum 5 isme özgü değildir. Mütekellim yasına muzaf olan tüm isimler için geçerlidir. Dolayısıyla buradaki şimdi anlatmış olduğumuz bilgi son derece önemlidir. Ve ben soru soracak olsaydım bundan bir soru sorardım. Ca'e geldi veledi. Veledi nedir? Takdiren merfudur velet kelimesi. Takdiren merfu. Yani dal üzerinde bir adet zamme olduğu varsayılır.
Ra'eytu, ra'afi, tu'fail. Tu'ların fail olduğuna baya bir değindik. Ardından gelen de meful olmalıdır. Öyleyse veledi'deki dala ne takdir etmeliyiz? Mef'ul bu. Mef'uller mensup olur. Velet müfrettir. Öyleyse fetha takdir ederiz. Bir veledi bir harfi cer olduğundan dala esti takdir edilir. 5. İsmin tesni olarak kullanılması. Çünkü tesniye de olmamalıydılar. Ebun, ebevani. Ebevani tesniyedir. Raf hali tesni olduğu için tesniyeler raf hali ne? Elif. Cer hali ne? Ya. Nasf hali ne? Gene ya. 5 isim tesni olarak kullanıldığında diğer isimler gibi raf halinde elif, nasf ve cer halinde ya ile irab alırlar. Bahsetmiş olduğumuz özel irabı artık alamazlar. O özel irab ne idi? Raf halinde vav, nasb halinde fetha, cer halinde ya alır demiştik. Ebu, eba, ebi, fu, fa, fi, zü, za, zi diye her birini bu şekilde sayabiliyor olmanız lazım. Ebu'nun kelimesinin tesniyesi ebevanidir. Madem ki tesniyelerin irabına artık dahildir. Tesniyelerin irabına değinmiştik. Raf halinde elif, nasb ve cer halinde ya alır demiştik. Ehun kelimesinin tesniyesi ehavani elif ile yazıldı. Öyleyse raf halidir. Ehaveyni ya ile yazıldı. Öyleyse nasb ve cer hali. Diğerler de aynı şekilde. Ne diyor? Ebevaküma. Burada güzel bir noktayı anlatmışlar. Tüm tesnielerde olduğu gibi 5 isim tesni olarak muzaf olursa bunları düşer. Bak tüm tesniyeler böyledir diyor. Yani hangi tesni olursa olsun eğer o tesniye muzaf ise ne olur? Sonundaki nun harfi düşer. Cae ebevani idi değil mi bu? Ebevani. Yukarıda vardı. Ebevani. Ehavani. Tesniye nunları var sonunda. Ama bunlar burada muzaf olduklarından sonlarındaki nun düşecek. Cae fiil ne lazım? Fail lazım. Ebevani şeklinde merfu idi. Muzaf olduğundan nun düştü. Ebeva diye kaldı. Yani ebeva diye bir kelime gördüğünüzde bu da neyin nesi demeyin. Muzaf olduğundan nun harfi düşmüştür. Ama elifli yazıldığına göre hala nedir? Merfudur. Ra'eytu ra'fi tufail ne lazım? Mef'ul lazım. Öyleyse nasb halinde yazılmalı. Nasb hali ya ile. Ebeveyni diye yazıldı. Ama kümaya muzaf olduğundan yani küma muzafun ileyh. Öyleyse sonundaki ebeveyni kelimesinin sonundaki o esreli nunu sildik. Ebevey küma kaldı. Diğeri de aynı şekilde. Ne demiş? Ebeva küma faildir. Ebevey küma mef'uldür. Ala ebevey küma ise mecrur olmalıdır tabii ki. Çünkü başında harfi cer var. Diğerleri de aynı şekilde. Ebeva nebeveyni iki baba anlamına geldiği gibi anne baba, ebeveyn anlamında da kullanılmaktadır. Bu bilgi de önemli. Ebun, ebevani kelimesi. Ebevani iki tane baba manasında da gelebilir. Aynı zamanda anne baba manasında iki ebeveyn, değil mi? İki ebeveyn manasında da kullanılabilmektedir. 5 ismin cemi olarak kullanılması. Bunları niye anlatıyor? Bu şekilde görürseniz o irabı alamayacak yani bilin diyor. Ebun kelimesinin cemisi aba'un. Nasıl bir cemi? Cemi mükesser. Ehun kelimesinin cemisi ihvetun diye de gelir ve ihvanun diye de gelir. Hamun kelimesinin cemisi ehma diye gelir. Ehma diye gelir. Femun efvah diye gelir. Buradaki cemillerin tamamı cemi mükesserdir. Çünkü kurala uygun değildir. Kural neydi? Vav ve nun getirerek elde etmekti. El mu'minune ihvetun. Müminler kardeştir. İhvetun haberdir. Zamme ile merfudur. Yani bu kelimelerde nasıl irab alıyor? Kırık çoğul irabını almaktalar. Zaten kırık çoğul ile müfrad isminin irabı aynıydı. Raf halleri zamme, nasb halleri fetha, cer halleri esreydi. Burada zamme olduğuna göre merfudur. Niye öyle? Çünkü el-mü'minûne müminler nedir? İhvetun kardeştir. İhvetun burada da haber olduğundan merfu olması gerekir. Bu cemi mükesser artık, değil mi? Evet. Cemi mükesserin raf hali ne? Zamme. Bu yüzden zamme ile merfu olmuştur. Bakalım buradan anlatılmış.
Efvahi harfi celsibe bile mecrurdur. Cer alameti kesredir. Evet, fi gelmiş. Ardından efvahi. Buradaki hi zamir değil. Kelimenin aslından. Sonuç olarak bunlar cemi olduğu zaman cemi mükesser olurlar. Dolayısıyla cemi mükesserin irabına tabi olurlar. 5. İsmin mustagar olarak kullanılması. Bunu da görelim ki gördüğümüz kelime mustagar mı değil mi? Şart tuttu mu tutmadı mı? Bunu da bu şekilde bilmiş oluruz. Mustagarlık ismi tasgir manasına gelmekte. Eğer ismi tasgir şeklini alırsa ne olur? Artık onun da irabı harekelerle olur. Raf halinde zamme, nasb halinde fetha, cer halinde esre alır. Esasen diyebiliriz ki 3 adet şart vardı. O şartlar tutmazsa raf hali zamme, nasb hali fetha, cer hali esre ile olur. Şartlar tutarsa zaten belirttiğimiz irabı alacaktır. Peki mustağar olduğunda nasıl bir şekle girerler? İşte ebun kelimesi übeyyün olur. Übeyyün. Mustağar demek küçültmek demek. Küçük baba, babacağız, babacık manasına gelir. Ehun kelimesini ismi tasgir kalıbına alırsak uhayyün. Kardeş ceis, kardeşçik, küçük kardeş manasına gelir. Bu kalıpları ezberleyelim yani. Übeyyün, Uhayyün. Ezberebilelim. Bunların ismi tasgir yani mustagar olduklarını bilelim. Soru geldiğinde bu şekildeyseler belirten irabı alamamışlardır. Hemen bilelim. Cae geldi. Übeyyün. Cae fiil. Ne lazım? Fail. Übeyyün merfu. Neyle merfu? Zamme ile. Normalde nasıl olmalıydı? Merfuluk durumu var bile olmalıydı. Niye olmadı? Çünkü ismi tasgir bu kelime. Dolayısıyla olamaz. Gerçi diğer şartlar da tutmuyor yani. Mütekellim yasının dışındaki bir şeye muzaf olmalıydı. Olmuş mu? Olmamış. Diğer şartlar da tutmuyor. Diğerler de aynı şekilde. Şartlar tutmadığından zamme ile merfu veya fetha ile mensup, esre ile mecrur konumundalar. Aşağıdaki cümlelerde 5 ismi tespit ederek irab alametlerini söyleyiniz. Şöyle bir iki tane yapalım. Çünkü sıra sizde sorusu olduğu için cevabı zaten var. Zehebe fiil. Her fiile ne lazım? Fail lazımdır. Ebi faildir. Nasıl fail? Failler merfu olmalıydı. Eb kelimesi özel bir kelime. 5 isimden birisi. Hemen şartları göz önünde bulundurduk. O da ne? Mütekellim yasına muzaf olmuş. Öyleyse bir kere belirtilen irabı alamayacak. Yani kendisine has olan o vav, elif, ya irabını alamayacak. Mütekellim yasına muzaf olduğuna göre biraz önce geçmiş olan takdiren irab söz konusu. Fail olduğuna göre son harfine ne takdir edilmelidir? Zamme takdir edilmelidir. Dolayısıyla ek kelimesi burada merfudur, faildir. İrab alameti takdiren zammedir. İkiye bakalım. Kâne Aliyyun yusâidu ihvânehu es-sigâr. İhvan kelimesi ehun kelimesinin cimisi olduğunda belirten şartları tutamamış. Dolayısıyla kendisinin özel irabını alamamıştır. Bu durumda alacağı irab zamme ile merfu, fetha ile mensup, esre ile mecrur olmak. Yani standart irab. Çünkü cem-i keserin irabı buydu. Bu şekilde olmalıdır. Evet, göründüğü üzere nun da fetha var. Öyleyse fetha ile mensuptur. Ehuke. Üçü de yapalım geçelim. Ehuke kelimesi şartların tamamını tutmuştur. Dolayısıyla vav ile merfudur çünkü mübtedadır. Şartlar nelerdi? 3 tane şart vardı. 3 tane şarta bakarsınız. Alıştırmalar. Aşağıdaki cümlelerdeki esma-i hamseden olan isimleri örnekteki gibi tespit ederek irabını yazınız. Sellem el-müdiru ala ehike. Ehike 5 isimdendir. Ala harfi cer ile mecrurdur. Cer alameti ya'dır. Meta seyaudu ebuke. Ebu kelimesi 5 isimden biridir. Bakalım sonra ne demişlerdi? Ala harfleriyle irabını belirtmişti. Merfudur çünkü yaudu fiili fiildir. Fiile fail lazım. Vav ile merfudur. Cer alametini söylemiş. Tamam, bizde raf alameti vav'dır. Kâne hamu mahmudin. Kâne isim ve haber alır. Haberini nasb eder. İsmini raf eder. Hamu ismidir. Bu yüzden merfu olması gerekir ama şartlar tutmuş mu? Tutmuş. Ne ile merfu? Vav ile merfu.
Diğerleri de aynı şekilde aşağıda yazıyor. Her birinin cevabı olduğundan fazla durmadım üzerinde. Aşağıdaki cümlede geçen Esma-i Hamse'den olan isimleri tespit ederek İrab alametlerini söyleyiniz. Hiç yoktan bir tane yapalım. Kâne Hâledun racülen. Devam ediyoruz, görebilecek miyiz? Ehuhu, evet. Ehuhu görüldüğü üzere 5 isim, yani Ehu 5 isimden birisidir. İrab alameti vav ile merfudur. Za geldi. Za, zu, zi biliyorsunuz. Elif ile gelmiş. Öyleyse nasb halinde. An şihi. Fi, fa, fu ağız manasında. Burada ya ile mecrur konumunda. Zevi. Ebuhuma, Ebu Vavil yazılmış merfu. Tabi hızlı bakıyorum, arada atladığımda belki vardı, bilmiyorum. Sanırsam başka var mı? Fi effah. Burada cim kesre olarak geldiğinden belirten irabı alamamış 5 isimden sayılmaz. Fi harfi cer. Ha işte esre ile mecrurdur. Normal bir cem-i mükesser yani. 5 isimden artık sayılmıyor. Şartlar tutmamış. Hama. Evet, elif ile mensup. Başka da yok. Boşlukları parantez arasından doldurunuz denilmiş. Bir iki tane de buradan yapalım. Şimdi neye göre seçiliyor? İrab durumuna göre. Noktadan önce hemen ne var? Min var. Min ne yapar? Min harfi cerdir. Cer yapar. Öyleyse parantez arasından seçilecek kelimenin cer konumunda olması gerekir. Fa-ke elif ile yazıldığına göre mensup. Fi-ke ya ile yazıldığına göre mecrur. Fu-ke vav ile yazıldığına göre merfu. Min olduğuna göre mecrur kelime seçilmeli. Hangisi mecrur? Fi-ke. Çünkü ya ile yazılmış. Öyleyse buraya fi-ke yazılır. Eyne Ebukuma. Buraya da yine merfu bir kelime lazım. Zül ilmi. Niye zül diyorum da za demiyorum? Cümlenin başına gelecek kelime, yani burada en başta olacak. Başında herhangi bir edat, harf, bir şey yok. Dolayısıyla merfu olması gerekir. E'rifu fiil faildir biliyorsunuz. E'rifu ne'rifu. E'rifu fiil muzari. Faili ene. E'rifu ene, ben biliyorum. Fiil fail olduğuna göre mef'ul lazım. Öyleyse mensup bir kelime seçmeliyiz. Hangisi mensup? Ortadaki, çünkü elifli yazılmış. Öyleyse ehake'yi buraya koyarız. Ya sadigi diye devam ediyor. Diğerlerinde durmayayım. 4. Aşağıda verilen iki cümleyi tekil olarak tekil zamire, tesnil olarak tesnil zamire ve cemi olarak cemi zamire muzaf yaparak örnekteki gibi yeniden oluşturunuz. Bayağı uzun bir soruymuş. Bakalım ne olmuş burada. Ca'e ebu ebevâküma. Şurada bir tanesini anlayabilseydim, soruyu anlayamadım. Zehebe gitti, el ehu kardeş. Burada zamir uyduracaksak ehuhu olur da tam anlayamadım açıkçası. Ehuhu olur gerçi, evet. Şimdi anladım. Yukarıdakiyle hepsi aynı. Ortadakine göre yazılacak. Zehebe el ehu. Buraya da yine zehebe yazarız. Bu sefer ehuhu da olur. Ehuke de olur. Ehuke farz edelim. Burada müfret bir haldeydi. Burada ebevaküma, demek ki ehun kelimesinin tesniyesi istenilmiş. Ebevani tesniye idi. Muzaf olduğundan sonrakinin düşmüştür. Ehun ehani veya ehavani diyelim. Ehavaküma şeklinde gelir burada. Ca'e abauküm. Buraya da cemi şeklinde yazılıyor. Demek ki zehebe ihvanuküm. Evet, zehebe ihvanuküm. Hamun, bunun da cemisi neyse, tesnesi neyse aynı şekilde yazılır. Aşağıda verilen cümleleri muzaf olan zü, za, zi kelimelerini tesniye ve cemi yaparak yeniden kurunuz. 6. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı bir cümle oluşturunuz. Ra'ytu, ben gördüm.
Ehake senin kardeşini emsi dün nerede? Fissuki çarşıda. Ra'a fiil tu fail. Ehake onun mef'ulü. Emsi dün zarf. Fissuki de yine zarf, mekan zarfıydı. Bu da zaman zarfıydı. Bir tane daha yapalım. Mesela Ebu Halid'in, Halid'in babasın, racülün bir adamdır. Öyle adamdır ki ganiyün, zengin bir adamdır. Cidden, gerçekten de. 7 tarzında bir soru yok. Buradan deyimler görmekteyiz. Deyimler önemli. Birazcık ezber yapmanızda fayda var. Kendimizi sınayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 5 ismin irabı harfledir? Zehebe ehi mütekellim yasına muzaf. Sellim hazel hitabe li ehike. Şimdi ehi de mütekellim yasına muzaf eh kelimesi. Dolayısıyla irabını harfle alamaz. Harekeyle alacak. O da takdiren irab alacak tabi. Sellim hazel hitabe li ehike. Ehike burada kafa yani zamire muzaftır. Harf ile irabını almıştır. Başında li harfi ceri var. Ha'dan sonra ya gelmiş. Yani mecrurdur. Harf ile irabını almıştır. Raca'al ihvan. İhvan cem'i mükesser olduğundan zamme ile yani hareke ile irabını almış zaten. Herayt ebi haza. Ebi kelimesi muzaf ama nereye? Ebi mütekellim yazısına muzaf olduğundan harf ile değil hareke ile ama takdiren alacaktır. Adel ihvetu bu kelime de aynı şekilde irabını alamaz. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 5 ismin irabı harekeyledir? Raca'a ebukum olmaz. Yani niye olmaz? Çünkü şartları tutuyor değil mi? Ebu kendisini tüm şartları tutmuş ve vav ile irabını almış zaten. İla eyne zehebe ehavake. Ehava bu sefer tesniye bir kelime. Tamam, şartları tutmamış, müfret değil. Ama sonuç olarak tesnielerde irabını ne ile alır? Elif ile alır. Nasb hali elif iledir. Merartu bi hamike. Hami kelimesi ba harfi nedeniyle harf ile irab almıştır. Ya bunun irab harfidir. Mecrurdur. Ya ile mecrur. Gultu leke la taftah fake. Gultu ben dedim leke sana la taftah açma fake ağzını. Ben sana ağzını açma dedim. Yani gayet komik bir cümle. Fa-ke harf ile irab almıştır. Elif var çünkü. İnnel âbâe yuhibbûne evlâdehum. Muhakkak ki babalar evlatlarını seviyorlar. Evlat cem'i mükesser mi? Evet, cem'i mükesser. Cem'i mükesserler ne ile irab alır? Hareke ile irab alır. Zaten almış. Dalda esra var. Demek ki hangisi hareke iledir diyorsan E'yi işaretleriz. 5 ismin kural kullanımı hangisinde yanlıştır? Bakalım yanlıştır derken ne kastedilmiş? Yuhibbu seviyor ennasu insanlar. Yani burada bir yanlışlık hemen çok aşikar. Çünkü yuhibbu fiil. Fiil ne alırdı? Fail alırdı. Failler ne olur? Merfu olur. Tamam merfu olmuş. Esreyi almış ya yani, pardon. Sinin üzerine zammeyi almış merfu ennas kelimesi. Fail. Artık bu fiile ne lazım? Mef'ul lazım. Peki zü kelimesi mef'ul durumuna uygun mu? Değil. Niye değil? Mef'uller mensup olur. Zü kelimesinin nasb hali ne ile? Za elif ile olmalıydı değil mi? Zü raf hali çünkü vav var. Dolayısıyla yazım yanlışı var yani. Kaide yani irabı yanlış yapılmış. Hatalı. Dörde bakalım. İfadelerden hangisi yanlıştır demiş. Mütekellim yazısına muzaf olurlarsa irab takdiri olur. Evet. Tesni olarak kullandıklarında ref halleri elif iledir. Cimi olarak kullanıldıklarında hepsinin irabı harekelerle olur. Doğru. Cem-i keserin irabına tabi olurlar çünkü. Aslında burada C şıkkı yanlış. Çünkü cimi olarak kullandıkları zaman hepsinin irabı harekelerle olmaz. Bu da zü'ye mahsus. Zü, zevu, zevi şeklinde değişmekteydi. Yani vav ile merfu olmakta. Cemisinde vav ile merfu olmakta. Ya ile mensup ve de yine ya ile mecrur olmaktadır. Dolayısıyla 5 ismin tamamı için geçerli değil bu.
Beş isimden hangisi sadece isme muzaf olarak kullanılmaktadır? Bu da ezbere dayalıydı, geçmişti. C şıkkı zu idi. Böylece videomuz bitti.